Selamun aleyküm arkadaşlar. Bitki tanımlarına devam ediyoruz. Öncelikle belirteyim, benim en sevdiğim bitki çayı aroması açısından. Sadece çok bekletmeyeceğiz demlerken. 6-7 dakikanın üzerinde tutarsak acısı çıkar. Bu bir taş kekiği, kaya kekiği. Saturia. 20-40 santim kadar boyuna yükselebilir. Çok yıllık, kuvvetli, kokulu, mor çiçekli, otsu bir bitki. Kara kekik, kılıç kekik, sivri kekik gibi isimleri de vardır. Bunun şifası yaprağındadır arkadaşlar. Yakından da göstereceğim size. Önce faydalarını, zararlarını bir anlatalım. Faydaları bir defa uyarıcı, cinsel gücü arttırıcı, antibakteriyel, sakinleştirici, dezenfektan, anti-enflamatuar, anti-spazmatik yani spazm çözücü, kan temizleyici, mikrop öldürücü, mantar ve enfeksiyon temizleyici, balgam söktürücü, zayıflatıcı, cilt parlatıcı, solunum ve nefes darlığına yardım edici, bronş açıcı, öksürük azaltıcı, astıma faydalı, boğaz enfeksiyonlarında etkili, nezle veya grip gibi. Dostlar, bağışıklık sistemini güçlendirici, hazımsızlık ve mide ekşimesine faydalı. Özellikle yatmadan önce yemeği falan geç kaçırırsam, çok kaçırırsam ada çayıyla ya ada çayı ya taş kekiği tüketirim. Bunu söyleyeyim. Ödem arttırıcı, ağız kokusu giderici, karaciğer güçlendirici. Bu güzel bir özellik çünkü çok fazla ilaç kullanıyoruz. Tabi ilaç etkileşimlerine de bakmak lazım, bu tür bitkilerin doktorunuza danışmak lazım ama karaciğerimiz çok yoruluyor. Bu bir karaciğer güçlendirici arkadaşlar. Metabolizmayı düzenleyici, romatizma, idrar yolu enfeksiyonlarını temizleyici, ateş düşürücü, güzel bir özelliği var. Gebe kalmaya, hamile kalmaya yardımcı olur. Bilinen hiçbir yan etkisi yok. Nasıl kullanacağımızı da anlatalım. Yaprakları baharat olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Topladınız, kuruttunuz, yapraklarını temizlediniz. Yemeklerinize katabilirsiniz. Çok güzel aroması var. Çayı diğer bitki çayları gibi kaynatılmadan kaynar suda 10 dakika bekletilerek demlenir deniyor. Ama siz bunu 6-7 dakika bekletin, yeterli, acısı çıkmasın. Daha güzel bir aroması oluyor. Günde 2-3 bardağa kadar içebilirsiniz. Çocuklar 1 yaşından itibaren, bakın bitki çaylarının çoğunu anlatırken çocuklara 6 yaşından sonra verin diyoruz. Bu kekiği çocuklar 1 yaşından itibaren günde 1-2 gram kurutulmuş olarak taze veya bir şeyin içinde, bir yemeğin içinde kullanabilir. Çayını da çok az verebilirsiniz abartmadan. Diğer bitkilerin çoğunu 5 yaşından 6 yaşından sonra öneriyoruz. Hemen yakından anlatayım. Aslında buna biraz geç kaldım. Bakın şöyle bir tanesini koparayım. Ben burayı toplayacağım ama tabii çok zarar vermeden toplayacağım. Görüntü net mi? Çok fazla güneş ışığı var arkadaşlar. Böyle mor mor çiçekler açar. Yaprak formu budur. Netleşti. Taş kekiği budur arkadaşlar. Çok küçük yaprakları var. Çok güzel mor çiçekleri var. Bu biraz geçmiş. Daha erken gelmeliydim ama malum biliyorsunuz yasaklar korona sabitler misin? Sabit dedi. Çok küçük yaprakları var. O yüzden bunları baharat olarak tüketebilirsiniz. Ben daha çok çayını tüketiyorum. Beraber biraz toplayalım. Bunları toplarken dikkat etmeniz gereken şey, iyice köklerini koparmayın arkadaşlar. Böyle mümkün olduğu kadar yaprak kısımlarından alın ki dibine zarar vermeyin. Zaten her sene aynı yerde çıkıyor. Sonraki seneye de gidin toplayın. Ben her sene buraya gelirim bunu toplamaya. Daha çok böyle kırık taşların olduğu yerlerde vardır. Ama oralarda böyle bu kadar güçlü bulamazsınız. Yani ben şu an çok rahat topluyorum. Her sene buraya geliyorum. Büyük kayaların üzerinde. Altında kaya var. Bakın şu bir taş. Büyük kayaların üzerinde daha rahat oluyor. Kırık taşlı yerlerde yere yayılıyor. Size toplayacak bir şey kalmıyor. Kendinize bir yer belirleyin. Her sene oradan toplayın.
Ben devam edeceğim toplamaya. Kaya kekiği, taş kekiği budur. Ballı babagillerden bu arada. Geniş bir aile. Çok geniş bir aile. Birçok da faydalı bitki barındırıyor. Allah'a emanet olun. Selametle. Başka bitkide görüşürüz. Zarar vermemek için keserek de toplayabilirsiniz.